Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere iki modemin birbirine kablolu ve kablosuz köprülemeyi göstereceğim. Bu videodan sonra yapamayan hiç kimse kalmayacak arkadaşlar. Öncelikle ikinci modemimizin arayüzüne giriyoruz. Tabi siz onu resetlediniz. Fabrikasyon IP'sini biliyorsunuz ve admin panel şifresini biliyorsunuz. Giriş yaptınız. Giriş yaptıktan sonra ilk yapmamız gereken arkadaşlar Güvenlik duvarını kapatmak. Güvenlik duvarını kapattıktan sonra yerel ağ bölümüne geliyoruz. Bu kablolu için önemli arkadaşlar yerel ağ. Modemden modeme ethernet kablo çekiyoruz. Ve kablolu bağlamak için şu ayarları yapmalıyız. Şimdi şu ikinci modemim arkadaşlar bakın. <laughs> Fabrikasyon ayarı 192.168.1.1 ile giriyor arayüze. Öteki de 1.1 olursa ikisi çakışır bir tanesinin arayüzüne giremeyiz. O yüzden ona 50 IP atmamız lazım bakın 192.168.1.200 e atalım 192.168.1.200'e giriyorum içine Bu ikinci modemim Bu 50 atarken DHCP sunucusunu devre dışı bırakmamız lazım Çünkü bu evde kaç tane modem var kaç tane laptop var kaç tane cep telefonu var otomatik IP dağıtır bu modemi güçlendirici olarak kullanacağımız için bu atamasın. Ana modemde bu zaten aktif. Onu da göstereceğim biraz sonra. Bu şekilde kablolu biliyoruz arkadaşlar. İki modemin firewall kapalı ve IP'leri ayrı ayrı ayarlanmış. Bu şekilde kabloyu çektiğimiz zaman bağlanır. Gelelim kablosuz bölüme. Kablosuz bölümünde yapmamız gereken 5 GHz destekliyorsa modeminiz 2.4 ve 5 GHz işaretli olsun kablosuz A şifreleme. Bakın arkadaşlar bu modemime Access Point ismini verdim ve 5 GHz frekansına da Access Point 5G verdim. Cep telefonuyla mesela buna bağlanıyorum. Buna da bağlanabiliyorum. İkisi de görünüyor cep telefonda. Burada önemli olan birinci modemde ana modemimizde şifreleme türü neyse bunda da o olması lazım. Webse ana modemde bunda da web. WPA2 ise bunda da WPA2 olacak. Ve şifreleme türü modu AES ana modemde AES bunda da AES Şifresi aynı. Wi-Fi şifresi neyle bağlanıyorsa buna da aynısını yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ise bunları 1, 2, 3, 4, 5 okuyacağız. Gelelim kanal ayarına. 2.4 GHz bandı. Birinci modemde kanal 6 arkadaşlar. Bunda da 6 olacak. 5 GHz diğerinde bu önemsiz olduğu için buna kanal atamadım. Ana modemde otomatik. Bunda da otomatik. Bu şekilde yaptığımız zaman bağlanabiliriz. Ama bir bölüm daha var. Bu kablosuz ağ erişimi. VPS. Bu modemin üstünde bulunan VPS arkadaşlar. Düğmesi var. Bastığınız zaman yakındaki bir aygıtı otomatik olarak e, tanıtıyor. Bağlantı veriyor. Buna gerek yok. Bunu hiç kullanmıyorum. Şimdi benim iki modem de aynı. Bakın. HG255S. HG255S. Burada yapmamız gereken bu ikinci modemimiz birinci modemi tanıtmak arkadaşlar nasıl tanıtacağız Buradan Bazı modemlerde Mesh özelliği var bazılarında köprü özelliği var Bunda da köprü özelliği var Tara dediğimiz zaman Bakın birinci modemimizi buldu Mac adresini buraya tanıttı bu Mac'i elle de girebiliriz Mac adresine Ama bu modemin Mac adresi değil arkadaşlar Köprülemek için Mac adresi Bakın ana modemimizin 41 Köprü Mac adresi 41 Burayı işaretledik, kaydettik. Bu şekilde bağlanabiliriz. Hiçbir sorun yok. Bakın burada MAC adresi. Bu modemin MAC adresi arkadaşlar. Köprü MAC adresi değil. Bunu karıştırmayın. Şimdi ikinci modemimize girelim. Yani pardon ana, ana modemimize. Bakın az önce 41 olarak gösteriyordu. Burada. Hmm, 41 olarak gösteriyor 27-41 ama bakın ana modemin 27-41 değil 27-39 Gördünüz mü? Farklı O yüzden MAC adreslerini karıştırmayalım İkinci modemde yapmamız gereken arkadaşlar Gördüğünüz gibi devre dışı LAN arayüzü Bunda gördüğünüz gibi birbirine giriyoruz modemin içine Modem arayüzüne Bunda DHCP sunucusu aktif. Bakın bu kendi kendine kaç tane cihaz varsa 20, 21, 22, 23 hepsine IP atar. Bu atıyor ana modelimiz. İkinci de bunu kapatıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Gelelim VDS köprü moduna. Bunu da tara dediğimiz zaman arkadaşlar ana modelimizde access point'i görüyor ikinci modelimiz. Bunu da işaretleyip kaydediyoruz. Evet bu şekilde bağlanıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken bu kadar basit. Bakın ikinci modemimizin MAC adresi de burada. 72.90 Bakalım ikinci modemimizin MAC adresi 72.90 mu? Değil. 72.88 gördünüz mü? Köprü için ayrı bir MAC adresi veriyor. Önemli olan ana modeme ikinci modemi MAC adresine ikinci modeme de ana modemi MAC adresine tanıttığımız zaman bu şekilde hem kablolu hem de kablosuz bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Püf noktaları bu kadar. Yapamayan olursa videonun altına yazarlarsa ben yardımcı olmaya çalışırım. Artık yapmayan kalmasın. Kolay gelsin. Hoşçakalın.